Bu işbirliği maya tutar mı? Tutmama ihtimali yok. Tutmasına tutar. Lakin katı mı, cıvık mı onu kestirmek zor. Ancak günü, zamanı ve maya ölçüsü netleştiğinde vaki olur maya ölçüsü. Peki bu işbirliği kim ve kimden neye dair maya çalınacak? Tabii ki DEM, tabii ki CHP. Hali hazırda kaçak bir güreş söz konusuysa da toplumsal bakışta aynı saftalar. Ki el altında da birilerine göz kırparak size eş başkanım demek isterim diye gönülden sesler yükselmezdi ile kolay. İki parti, dörtte eş genel başkanla neler yapılmaz, neler edilmez ki? Demin eş genel başkanı Batı Endeks'le ittifak için içimden eş başkanım diyesim geliyor dediği zata seslenmiş. Dahası çağrıda bulunmuş. Geçmişten ders ibret almak 14 ila 28 Mayıs sonuçlarıyla alakalı tabanından 7 zılgıt noktasında demiş ki: "Eğer ki işbirliği içinde olacaksak, o işbirliği masada olacak, herkes görecek, önür olacak ve de eşit koşullarda olunacak. Yani yok öyle üç kuruşa beş köfte. Şartsız, şurtsuz, koşulsuz, karşılıksız, biat et, sandığa git, oyunu ver yok artık. O bir kere olur demiş. Haksız mı? Elbette ki haklı. Onların rey yüzdeliğinin çeyreğine bile yetişmeyenlerle ne protokoller imzalandı, ne vaatler verildi, ne milletvekilleri kontenjanları tanındı. O zaman CHP bir önceki seçimde çekilen çilenin telafisine gidip bu kez hakkını teslim etmesi gerekir. Kaldı ki o altılı masada yok. Etrafınızda görünen zaten ı muhteremler de kalmadı. Herkes kendi mahallesinde fikriyatına göre tezgah açmış. Masanın ablası desen başı belada. Partisinin iç kazanı o biçim fokurdayıp taşıyor. İstifa eden nedeni vekil mi? Teşkilatlar mı? Buhran var. En önem arz edici olan da tüm bu olup biten ve de kendisine yönelik girişimleri savaş ilanı olarak kabul eden Akşener'den CHP'ye zehir zemberek laflar gelirken. Yani hiçbir engel kalmamış. En son terörü kınamaya yönelik milli duruş adına hazırlanan ortak metne imza atmışken CHP kendisine özgü alternatif bildiri yayınladı. Demde zaten siyasi fikriyatı noktasında tek bir satır bildiri yayınlamadığı gibi imza da vermiş değil. Özet dersek demde de rahat rahat bir araya gelip aynı karede açık ve aleni görüntü verebilirler. Kandil'de bu işi hayli sıcak. Demirtaş'ın beyanları da var. Tüm bu isteklerin ışığında bir masada kurabilirler. İştahı olan gelebilir diye de davette şimdiden çıkarılabilir. Hasıla sıkıntı yok. Kayyum noktasında da aynı fikirdeler. Sınır ötesi asker, Irak ve Suriye politikasında da benzer görüş hakim. Eee ahalide genel bir kanı oluşmaya başladı. Dem CHP'leşti ya da CHP demleşti gibisinden tanımlarda yüksek oranda dile getiriliyor. Vücut bulacak bu işbirliğinin 31 Mart'taki seçim sloganı da benden kendilerine hediye olsun. Batı senin, doğu benim. Ancak bir nokta var ki onu söylemeden geçmek istemiyorum. Mevcut durumun mayasını şiddetli bir dozajla bozabilen bir kişi her an çıkabilir. O kişi de İstanbul'a ikinci kez şehri emir olmak isteyen Ekrem İmamoğlu. Malum sende mi bürütüz hançerini elinde bırakmayandır? O hançeri kimlerin sırtına batırmadı ki? Bay Kemal'i mi diyelim, Bayan Meral'i mi diyelim? Diyarbakır'da ayrı kez, İstanbul'da ayrı kez, Trabzon'da ayrı kez ortaya koymasından mı söz edelim? Ben uyarımı yapayım demedi demeyin. Ey demin ve CHP'nin tepesindeki zatlar. Adam sadece İstanbul'u tekelinde tutmak için yeri ve zamanı gelince satabiliyor. Ve o hançeri sırtınıza batırabilir. Unutulmuş değil, alternatifler geliştirme adına zoomlamalar yaptı. Ne bu silmişlik hali ya? Diyelim ki Diyarbakır Havalimanı yetkilileri pasif, iş bilmezler, sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Yerüstü ve hava ikmalinde sözleri tepe yönetimlerde itibar görmüyor ya da kulak verilmiyor. Ama gel gör ki bu kentin seçilmişleri var, atanmışları var, odaları var, kanaat önderleri var, yazanı, çizeni, konuşanı bizler varız. Medeniyetleri beşiklik etmiş kadim kent Diyarbakır yekün şekilde neden bu kadar vahim bir sinmişlik içerisinde? Artık sayısını hatırlayamaz olduk. Kaç kez yazdık, konuştuk, sesimizi yükselttik. Yahu arkadaş, uluslararası havalimanı deyip böbürleniyoruz. Yok modern, yok Avrupa'yı deyip duruyoruz. İyi de önemli olan uçuşlar değil mi? Yer hizmetleri değil mi? Temizlik, bakım değil mi? Bir damla yağmur yağıyor, bir sis oluyor, bir kar yağışı, uçak seferleri iptal ya da başka illere iniş. Rotarlı uçuşlar sıradanlaştı. Sefer sayısı ambargolu şekilde sürekli düşürülüyor. Yerde hizmet verilmediği gibi havada da hizmet yok. Havalimanında bir bardak çay, bir simit ya da kraker fiyatı ateş bahası. Avrupa fiyatları uygulanıyor. Bilet fiyatlarındaki fahiş sistemse beterin beteri. Hele ki yaz ve kış dönemlerinde havalimanının mevcut sisteminin arızayı durumu. Yazın pişiyorsunuz, kışınsa soğuktan donuyorsunuz. İşte son bir aydır yoğun şikayetler var. Isıtma sistemi çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Niye havalimanı buz kesmiş? Soran da sorgulayan da yok. Bir de ilgilenen sorumluluk üstlenen yok. Bakalım bu yazımızdan sonra ses kimden gelecek? Bu arada Ankara ve İstanbul ağırlıklı Anadolu jetin sefere koyduğu uçakların hali pürmelali ise 3. Dünya ülkelerini kullandığı uçaklardan beter. Yırtık, yıkık, koltukların kirliliği, hijyenik ortam hak getire. Günün sözü, kazancın düşmanlık üzerine kurguluysa kaybetmeye en yakın olansın. Hayırlı cumalar. Görüş önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük Timur etotmail.com, WhatsApp 0532 286 70 Twitter etomerbüyüktimur.